Yemek yapmak eğlencelidir. Mutfakta bir şeyler yanlış gitse bile her zaman tersine çevirebilir ve sorun anında gülümseyebilirsiniz. Lezzetli yemekleri seviyor fakat pişirmekten korkuyor musunuz? Sadece hayallerinizde mi pişiriyorsunuz? Gerçek hayatta yemek pişirmek sana göre değil mi? Böyle olmadığını sana kanıtlayacağım. Bugün sana hamburger pişirmeyi ve araç gereçleri kullanmayı öğreteceğim. Sana yemek pişirirken ne yapmaman gerektiğini detaylıca anlatacağım. Eminim ki bu ipuçlarıyla yemek siparişi vermeyi unutacaksın. Çünkü verdiğim tarifi kullanarak lezzetli hamburgerler hazırlayabilirsin. Muhtemelen uzun vadede ise dev hamburger tarifimiz üstüne ustalaşacaksın. İlk olarak susuzluğumuzu giderelim. Hayır, bunu yapmayalım. Yemek pişirme öncesi iştahlıca yemek hiç de iyi bir fikir değil. Çünkü sonrasında bir şeyler yapma modunda olmayacağız. Tüm gereken malzemeleri alalım. Sonra da tarifi uygulamaya başlayalım. Hamburger ekmeklerini fırınlamak için 10 kilogram unu elememiz gerekir. Azar azar ekleyelim ki sonrasında yeri temizlemek zorunda kalmayalım. Tabii ki Karlar Kraliçesi moduna girmeyelim. Fakat yastık kavgasından yorulduysak un savaşı da deneyebiliriz. Bu oldukça eğlenceli. Yumurtaları kırıp una ekleyelim. Böylece hamur yapabilelim. Bir balta burada bize yardımcı olabilir. Diğer seçenekler nedir? Sence bir yumruk, olası rakipleri hayal etmek, bu şekilde hamburgerimiz muhtemelen yumurta kabukları içerecek. Hey, baltayla işimiz bitti. Güvenlik sebepleriyle o aşamaya dönmeyelim. En iyi seçeneğimiz yumurtayı kasenin kenarıyla dikkatlice kırmak. Şimdi hamuru yoğuralım. Eğer kızgınsan hamurla kavga edebilirsin. Bunu önermiyoruz ama. Tıpkı ayakta yoğurmak gibi. Yemek pişirirken olumsuz düşüncelerden uzak kalmak en iyisi. Yemek yapmak enerji verir derler. Bu yüzden pozitif modda olmalısın. Şimdi köfteleri pişirme zamanı. Şu an 21. yüzyılda olmamız harika. Çünkü yemek için avlanmamıza gerek yok. Eti dondurucudan çıkartalım. Bu zaman zaman kolay değil. Tıpkı etin buzunu çözmek gibi. Çünkü et tencerede birkaç gün kaldığında kendi yaşamını oluşturabilir. Buna kim ihtiyaç duyar ki? Taze sebzelerle birlikte eti öğütelim. Küçük dilimler halinde keselim. Sonrasında harika olacak. Köfteyi güzelce şekillendirmek için herhangi bir banda ve sarmalamalara gerek yok. Özel kalıplar yemek dünyasında uzun bir süre önce icat edildi. Harika! Şimdi köfteleri kızartıp baharat ekleyelim. Baharatlar için dikkatli olup nerede duracağımızı bilmeliyiz. Kimseyi zehirlemek istemeyiz. Köfteleri kızartırken çok fazla yağ eklemeyelim. Fazladan bir ekipmana ihtiyacımız yok. Baharat eklerken mafyanın yardımına veya müziğine de ihtiyacımız yok. Görevimiz yanmamak. Bir de etin yanmaması için daha dikkatli olalım.
Sebzeleri birçok farklı yolla yıkayabilirsin. Yağmur yağdırmak pek uygun değil. Fırçalamak çok uzun sürer. Birlikte duş almak veya onları durulamak da iyi bir fikir değil. Bir de sebzeler bir araba değil. Bu yüzden köpükle de yıkayamazsın. Sadece bir kaseye biraz su koyalım ve sebzeleri yıkayalım. Sonrasında bir havluyla durulayabiliriz. Seni uyarmayı unuttum. Mutfaktaki bıçaklar keskin olmak zorunda. Aksi halde malzemeleri kesmek için bir yol bulmak zorundasın. Isırmak pek hijyenik değil. Pervaneyle doğramak güvenli değil. Kılıçla kesmek, kendini yaralayabilirsin samuray. Aslında bir mutfak robotu doğramak için güzel bir seçenek. Fakat bu işlemle de sosun sulanabilir ve rengi yanlış olacak. Hile yapmayı ve başkasının malzemelerini kullanmayı önermiyoruz. Çünkü bir işe koyulduğunda sonunu getirmek zorundasın. Evet, mutfak robotu kullandığın zaman kapağını kapatmalısın. Muhteşem bir hamburger sosu yapmak için sebzeleri bir kapta kaynatalım. İşte bu. Şimdi servis konusunda ustalaşalım. Rahatça yemek için tabak önemlidir. Sosun tüm tabağı kaplamasına gerek yok. Tabak temiz olmalı. Bu olmamalı. Bu da olmamalı. Şimdi ise sana nasıl lezzetli nar suyu yapılacağını anlatacağım. Suyunu çıkarmak için hırpalamak mı? Hayır. Peki sıkmak? Hayır. Bu yeterli değil. Tüm taneleri ayrı ayrı çıkarmak da çok uzun sürer. Meyve sıkacağı en iyi arkadaşın. Harika. Sonrasında içmek için yapacağın tek şey bardak koymak. Bunun gibi. İşte bu. Başardın. Bu günü hatırlamak adına selfie çekebilirsin. Sadece akşam 6'dan sonra yemek yemeyen kişiler sorun yaşar. Endişelenme. Bu kadar efor sarf ettikten sonra hala aç olmalısın. Arkadaşların kendi sosyal medya hesaplarından pişirdiğin hamburgeri gördükten sonra kesinlikle sana tonlarca iltifat edecekler. Bu öğretici videoyu çekerken birçok zorlukla karşılaştık. Çünkü en basit yemeği pişirmek bile her zaman kolay değildir. Fakat eğer yeni başlayanlar için pişirme tekniklerinde ustalaşırsan, kendini, en yakınını ve en değerlini de mutlu edebilirsin. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Çünkü pek çok lezzetli şey pişiriyor olacağız.